Bugün sizlere Afyon VIP Transfer firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Ramazan Bey var. Hemen kendilerini tanıyalım. Ben Ramazan Öz, Afyon Karahisar'da yaşıyorum, ikamet ediyorum. Yeni bir firma ama geçmişe bakarsak ortalama 12 yıllık bir geçmişim de var. Başka firmalarda şoförlükte yaptığımız oldu, yapmışlığımız oldu. Ondan dolayı bir geçmişimiz var. Elimizde biraz imkanımız varken araba alalım dedik. Bu işi kendimize çevirelim, biraz lüksünü yapalım dedik. O şekilde bu işe girmiş bulundum. Evet, hemen şimdi hizmetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Bu gördüğümüz aracın hizmetlerinden hemen bahsedelim. Hizmetlerimiz nelerdir? Hizmetlerimiz Türkiye geneli, sadece Afyon demeyelim. Türkiye geneli, Türkiye'nin neresinden olursa olsun havaalanı transferlerimiz var. Özel aile gezilerimiz var. Hasta transferlerimiz var. Onun haricinde yine turlarımız var, butik turlarımız var, VIP turlarımız var. O şekilde şeylerimiz var yani. Evet. Ve değil mi, yurt dışından gelen gurbetçilerimize ve yabancı uyruklu kişilere de en azından yardımcı olmuş oluyoruz tabii bu ki, konuda. Tabii ki. Ekstra olarak tercüman hizmetimiz var aracımızda. İsteğe bağlı olarak tercüman alıyorum yanıma. İspanyolca, Almanca, İngilizce, Arapça bilen tercümanlarımız var. Yani dil bilmeyen. Sadece gurbetçiler demeyelim. Afyon biliyorsunuz bir mermer memleketi. Yurt dışından sürekli misafirlerimiz geliyor. Bunları ağırlamakta yani havaalanından alıyoruz. Afyon'a getiriyoruz. Afyon'da otele yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimizde işimiz bitmiyor. Afyon'a geldiğimiz zaman yolcularımıza aldığımızda Afyon'un yöresel ürünleri. Yani sadece bizim burada amacımız mermer satmak veya Afyon'da gezdirip para kazanmak değil. Afyon'a gelen belki hayatında bir kere geliyor. Afyon'un gezilecek yerlerini gezdirmeye, elimizden geldiği kadar ağırlamaya, yöresel ürünlerini tattırmaya çalışıyoruz. Peki aracımızın içerisinde neler var? Biraz da konforundan bahsedeyim. Araçlarımız 2017 model ve üzeri araçlar. Ortalama isteğe bağlı olarak araç sayımız 4'e kadar çıkabiliyor. Araçlarımızın bütün hepsi de D2 yetki belgelerine sahip. Araçlarımızın içerisinde de arka kısmında yani yolcu kabin kısmında diyelim, yolcunun kendi bağımsız kullanabildiği hem klima hem ısıtıcı hem Webosto bunlar var. Ayrıca buzdolabımız var, 220 prizimiz var, televizyon var aracımızda, masajlı koltuklarımız var. Televizyonumuzda da dijital kanalların bütün hepsine üyeliğimiz var. Yani isteyen yola çıktığı zaman ister maçını izleyebilir, ister filmlerini izleyebilir keyfine göre. Sınırsız internetimiz var. Bütün konforu sağlıklı. Yani bütün konforu, yani evinde ulaşabileceği her şey, sıcak soğuk bütün ikramlarımız var. Çaydır, kahvedir, saleptir, soğuğa geçecek koladır, meyve suyudur. İsteğe bağlı olarak alkol de takviye yapabiliyoruz. Yani bu şekilde... Evet. Desteklerimiz var yolcularımızın konforu için, yani isteğe göre çalışıyoruz. Evet. Ve bizlerin ve zaten seyircilerimiz de böyle bir şey aslında ihtiyacı var. Peki sizlere 7/24 ulaşım sağlayabiliyoruz değil mi? Tabii ki gecenin 3'ünde de sabahın 5'inde de hangi saatte ararlarsa arasınlar, aracımız 7/24 hazır ve temiz bir şekilde kapımızın önünde bekler. Telefon geldiği zaman, yolda olduğumuz zaman 2. B şıkkı, diğer araçlarımız yolda olduğu zaman 3. B şıkkı. Diğer araçlarımız yani 3-4 tane yolcumuzu mağdur etmeyecek şekilde makul fiyatlarla götürüp getirebiliyoruz. Ne güzel. Yurt dışı turlarımız da var. Yani yurt dışına da araçlarımız çıkabiliyor. Ondan yana da bir şeyimiz yok. Yani sıkıntımız yok. Sadece yurt içi demeyelim, artık yurt dışına da çıkabiliyoruz. Ne güzel. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Aynen. Sizin gibi insanlara ihtiyaçlarımız vardı bu konuda. İnşallah. Evet. Peki buradan sektörünüzde olan meslektaşlarınıza ve bu konudaki yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? Kimse bir şeyden korkmasın. Herkes yani rızkına koşuyor. Herkes rızkını kazanmak peşinde. Ben alırken sıfır arabamı sattım. Yani sıfır aldığım arabamı sattım. Eşimle biraz tartıştık, ne yapacaksın kocaman arabayı diye. Şimdi iyi kötü getirisini de görünce keşke daha önceden alsaydık dedi. Şöyle baktığımız zaman yani memnunum, herkese de tavsiye ederim. Yani güzel, keyifli bir meslek, tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz.
Ve işimiz bittiği zaman adamlarla irtibatı kesmiyoruz. Evet. Gelen misafirlerimize daha sonra da yani bayramda olsun, seyranda olsun, kandilde olsun mesajlaşmalar şeyler bir aile ortamı kurulmuş oluyor. Güzel dostluklarımız oluyor ve güzel yerlerden de davet alıyorum. 2-3 tane yerden yurt dışına davet aldım. Harika. Yani inşallah ilerleyen zamanlarda misafirlerimizi de ziyarete gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Teşekkür ederim. Sağ olun.